Uşak'taki gazetecilere gazeteciler demeyin. Size hakaret olur, sizler bizim gururumuzsunuz diyor. Çok teşekkürler Nesin Hanım'a, çok çok sağ olsun. Bu konuyu da konuşacağız. 9. yargı paketi geçti. Geçti, soyadı konusu da halloldu. Çünkü bu konuda çok büyük tepkiler vardı. Kadınlar istediği zaman istediği soyadı kullanabilecekler. En azından eşlerinin soyadını kullanmak zorunlu halden çıkmış durumda. Taciz Hanım hoş geldiniz. Merhaba Zeynel Bey, hoş bulduk. Kadınlar konusunda sizin de bol bol biliyorum duyarlılığınızı, bu konudaki söylemlerinizi nasıl buldunuz? Kadının soyadı yok diye başlık atıyorduk. Şimdi büyük tepkiler sonrası onu çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Yani son günlerde yaşadığımız bunca kötü olayların içerisinde kadın cinayetlerinin, çocuk istismarlarının, her gün kadına şiddetin, ev içindeki şiddetin artışının, yani artık kadının değerinin neredeyse yok sayıldığı, kadının kazanımlarının hepsinin elinden alınmaya çalıştığı bir süreçte bu bir umut verici bir şey. En azından bir nebze de olsa bu soyadı hakkının şu anda verilmiş olması tabii ki gurur verici. Ama umarım bütün diğer haklar da, kadının bütün diğer hakları da beraberinde gelir. Sanırım şu aşamada şöyle bir şey oldu artık. Yani kadınların da artık geldi, yani artık şurasına kadar geldi, yeter artık dedikleri noktada. Yani daha ne kadar bu çürümüşlüğü yaşayacağız? Günde 2 tane kadın öldürülüyor. En çok kadınların Ekim ayında 48 tane kadınımız... 48 kadın öldürülüyor. Evet, 48 ve 23 tanesi şüpheli ölüm olarak veriliyor. Ve şu ortamın içerisinde en azından bir nebze olsa, yani bu soyadı hakkı verilmiş olsun. Önce kadınların bir yaşaması için de alanlar oluşturulsun. Yani daha doğrusu kadının önüne konulan her türlü engeller kaldırılsın. Ya da hiçbirini yapamıyorsanız insanca yaşaması için sokakta kendini güvende hissetsin. Evinde artık kadınlar kendini güvende hissetmiyor Zeynel Bey. Yani her an, çünkü şu ortamın içerisinde karşılaştıkları olayla yani bunu kendinde hak gören ne yazık ki bir sürü bu eril sistemde var ve kadına baskı oluyor. Umarız önümüzdeki günlerde biz kadınlar da bunun üstesinden gelip bir şeyler, evet, daha başarılı. Kadınların sorunları sadece bu olsa tabii ki. Şimdi etki ajanlığı meselesinde biraz konuşalım sizinle. Önümüzdeki hafta hani yoğun gündemin içerisinde kaybolmaması gereken ve mutlaka konuşulması gereken. Tabii muhalefet de bir şekilde mecliste bunun mücadelesini veriyor, işin gerçek tarafı, ama meclis çoğunluğu tamamen iktidara ait. O iktidardaki milletvekilleri de kendilerine külliyen gelen talimatı uyguluyorlar. Sonuçta böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla etki ajanlığı hayatımıza girdiği andan itibaren bütün herkes sözlerine dikkat etmeli, her şey için suçlanabilir, istediği kadar etsin bir suçlama yapılabilir. Öylesine muğlak çünkü durum var ki ajan ve casus ilan edilebilme tehlikeniz var. Otoriter bir sistemin içerisine böylesine bir yasa koyulur. İşte o sistemi sürdürmek amaç ya da o sistemi başlatmak, işte devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Şimdi eğer ben desem ki Atatürk'ün söylediği cümleyi, muasır medeniyetler seviyesine çıkarılmalı Türkiye desem, belki de bir işte yabancı bir tanımlama olay, tanımlama stratejik çıkarları Türkiye'nin üzerinde gördüğüm için yargılanabilirim. Evet. Böylesine bir muğlaklık içerisinde yeter ki bir talimat verilmiş olsun. İşte bu önümüzdeki hafta konuşulacak. Maalesef. Ve tabii ki iktidarın da çoğunlukta olduğu bir mecliste konuşulacağı için külliye oraya talimat verdiyse de geçecek. Öyle bir durum. Umarım muhalefet bunun önüne geçer Zeynel Bey. Yani şu son 22 yıldaki AK Parti hükümetlerinin yapmış olduğu, yani bir sürü eksiler var elbette, ama biz bu yasa, 9. yargı paketindeki bu etki ajanlığı yasasının çıkartılmaması gerekiyor. Muhalefetin, yani bütün muhalefet partilerinin bu konuda çok gerçekten bir mücadele vermeleri gerekiyor. Yani bunun ucu bucağı yok Zeynel Bey. Yani burada istedikleri her türlü ilişkilendirebilirler. Diğer faaliyetler diye geçiyor mesela 39. maddede. Evet. Diğer faaliyetlerin içine her şeyi dahil edebilirsiniz. Yani artık dediğiniz gibi evinizde oturmuşsunuz, bir herhangi bir şeyle ilgili bir yorum yapacaksınız ve o yaptığınız yorumla ilgili her an başımıza bir şey gelebilir. Yani biz düşüncelerimize kelepçe mi vurduralım, ne yapalım şu anda? Yani düşünmeyi mi bırakalım tamamen? Onun için
şu anda geçen aklıma şu geldi Zeynel Bey. Bu altılı masa sürecinden önce ve altılı masa kurulduktan sonra muhalefetin, yani toplumsal muhalefetten bahsediyorum. Şu anda sanki biraz da yükü tek başına Cumhuriyet Halk Partisi çekiyormuş gibi görünüyor. Yani diğer partiler de bir ortada çok sessiz duruyorlar. Evet, siyasileri çıkıyor, ekranlarda konuşuyorlar, bir takım söylemlerde bulunuyorlar. Ama eskisi gibi onların da sahada olmadığını, çok fazla ses duyuramadığını mı şahit oluyoruz? Örneğin Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi. Seçim öncesi her gün vurucu bir açıklama yapıyordu ve iktidara yönelik çok da seçimi kaybetmesine kadar tavırlar alıyordu. Ali Babacan'a gelelim, Deva Partisi de öyleydi. Gelecek Partisi de öyleydi. İyi Parti öyleydi. Şimdi geldiğimiz halde şu anda sadece sanki Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Özgür Özel'in alanlarda sürekli açıklamalar yaptığı, tek başına yürüyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Vatandaş ne yapsın? Hani siz az önce diyorsunuz vatandaşın tepkisi ne diye. Vatandaş ortada artık bir şey göremiyor. Yani onu savunacak bir mekanizma göremiyor. Biz şimdi ana muhalefet liderini sürekli günde 2-3 defa ekranlar karşısında bir açıklama yaparak görüyoruz. Ama bu yetmiyor. Bu da vatandaşı rahatsız ediyor. Yani sanki şu anda Türkiye'nin tek kurtarıcısı Sayın Özgür Özel'miş gibi çıkıyor her şeyle ilgili bir açıklama. Bundan da rahatsızlık duyduğunu söyleyeyim ben, vatandaştan çok yoğun tepki geldiği niye için. Niye çok konuşuyor? Yani bir genel başkanın bu kadar çok sık ekranlar karşısına çıkıp bu kadar muhatap almasını da doğru bulmuyorlar. Yani her konuda bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Yani siz her konuda yorumu, fikri beyan etmeyin. Elzem önemli konularda genel başkan çıkıp açıklamaları yapsın. Burada parti sözcüleri var, başka siyasi aktörler var. Açıklamaları onların yapması arzusu var. Sokakta yoğun bir tepki var. Ben bunu dile getirmek istiyorum. Yani Sayın Özgür Özel'in sürekli ekran karşısına çıkması şu anda aslında CHP'yi yıpratan bir durum olarak da söz konusu. Evet, gerçekten az önce bile, size gelmeden önce bile bazı sohbetler yaptım insanlarla. Yani kadın diyor ki ben 58 yaşındayım, yıllardır Cumhuriyet Halk Partiliyim, dededen atadancım ama bu dönem bize gına geldi diyor. Yani bu dönem artık sahip çıkamaz hale geldik. Tabii bu uyarıların dikkate alınması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da. Yani şimdi tek başına giden bir Sayın Özgür Özel var. Normalleşme denildi, şu denildi. Belki de bugün vatandaşın biraz tepkisi de şu: biz gücü elinize verdik, tamamen işte iktidarı sizi işaret ettik. Ne oldu şu anda, bir anda bu yıkılan güç yeniden toparlandı. Demek ki etkili bir muhalefet de yapılamadı. Şimdi diğer muhalefet partilerine bakıyoruz, suskun. Bir köşede oturmuşlar. Toparlandı derken kamuoyu yoklamalarında AKP'nin oyu mu arttı? Yani CHP düştü. Yani AKP'nin oyu zaten düşüşe ilk defa %30'un altına daha yeni düşmeye başlamıştı ama 1-2 puan yükselmeye başlıyor AKP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu günden güne. Olaylara göre olaylara göre ya. Evet ama yani bugün böyle alabilir, 2 gün sonra değişebilir. Değişebilir zaten göre. Aslında şu anki durumlarda ben tabii ki biz yapmadık. Son bir ölçümümüz yok. Şu an AK Parti'nin oylarının yükselip yükselmediğini henüz bize göre, yani ben kendi gözlemime göre, bana göre AK Parti'nin oyları çok düşmüş durumda. 125'in civarında düşmüş durumda. Ancak şu anda işte bir kamuoyu araştırmacıları son günlerde yayınladıkları anketlerde arada bir puan farkın kaldığını işaret ediyorlar. Şimdi hepimizin kafasını bulandıran bir durum var. Nedir o? İşte bir söylem içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli Öcalan'ı meclise çağırdı. O fotoğrafta gören gazeteciler Bahçeli'ye, Erdoğan'a Bahçeli'nin bu sözlerini soramadılar. Sormadılar, yine soramadılar. Yani çok ilginç bir durum. Yani onun için izleyicilerimiz çok haklı, lütfen onlara gazeteci demeyin diye diyorlar. Böyle bir durum söz konusu. Maalesef. Ve yapılan bu çağrının anlamının ne olduğu, kime olduğu, ne amaçlı olduğu belli değil. İşte bunu ucundan sahiplenen bir Erdoğan var. Ve ortada da DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde kendi görüşlerini dile getirip işte meclise getirin, bu konuyu konuşalım, anaların gözyaşları olmasın, şehitler gelmesin şeklinde bir söylem içerisinde. Bu söyleme yani destek olan, yani köstek olmayan söylemler içerisinde, evet. En azından. Vatandaş ne anlıyor dışarıda? Sokaktaki vatandaş bu söylemden ne anlıyor? Sokaktaki vatandaş artık Türkiye'den bir şeyler anlamaya çalışıyor. Nasıl bir ortamın içerisinde olduğunun artık farkında değil. Siyasilerin kafası karışık.
Siyasi partilerin hepsinin kafası karışık. Bence Cumhur İttifakı'nın içi de karışık. Çünkü vatandaş artık algılayamıyor. Bir taraftan el uzatıyor, bir taraftan kayyum veriliyor, bir taraftan Cumhurbaşkanı büyük bir sessizlik içerisine girdi. Yani bütün bunlara bakınca öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi demin bir duruşu, siz kafanızı koyuyorsanız biz gövdemizi koyarız dedi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında yer aldı, kayyumlar atandı. Şimdi bütün bunlara vatandaş bakınca, siyasetin kafası bu kadar karışık olunca, yani mutfakta pişirdiğini halka sunamayınca, çünkü mutfakta neyin piştiğini de bilmiyor vatandaş şu anda. Önüne bir anda yani güvenlik politikalı, milliyetçilik üzerinden alınmış bir seçim, montajsa montaj denilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybediş sebeplerinden bir tanesi olmuş. Bir anda hiç beklemediğimiz bir isimden bir el uzatılmış, bu bir elden sonra kayyumlar atanmış. Şimdi aslında Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel de DEM'e bir el uzattı. Bakalım önümüzdeki günlerde DEM hangi eli tutacak? Çünkü bu taraftan da bir el uzatıldı. Ama işte şeyin söylediği, Sayın Özgür Özel'in söylediği, bu ülkede hiçbir şehit ailesinin gönlünü kırmadan, evlatlarımız ölmeden, Kürtler de ben bu ülkede evet eşit bir yurttaşlığa sahibim dediği sürece, buradan da bir teklif var. Çok da demokratik bir teklif var. Bakalım bu süreçte DEM hangi eli tutacak? Şimdi kendisine kayyum atayan, daha önceki süreçlerde de, şimdi ben DEM seçmenini biraz değerlendirmek istiyorum Zeynel Bey. Evet. DEM seçmeni bakın şu Hüseyin Bahçeli'nin el uzatmasından öncesinde de, seçim öncesinde de DEM'de şöyle bir seçmende şeyi gözlemliyorduk. Hani Leyla Zana çıkıyordu, Ahmet Türk çıkıyordu, bir şeylerin olduğunu bir hissediyorduk, hissettiriyorlardı da. O dönemde sorduğumuzda diyorlardı ki evet bir barış olacaksa olsun. Artık hani bunun çözümü Erdoğan'sa Erdoğan'la olsun, Cumhuriyet Halk Partisi ise onunla olsun ama yeter ki bir çözüm olsun diyordu seçmen. Ve bundan sonra biz hiç kimseye gidip partimizin işaret ettiği gibi kazandırıp kaybeden olmayacağız diyordu DEM seçmeni. Hı hı. Fakat DEM seçmeninin tavrı bu saatten sonra değişecek. Yani artık size uzatılan hangi eli tuttuğunuz çok önemli olacak seçmen açısından. Yani DEM de burada artık sandık kararında %10'luk aldığı oyu mu koruyacak? Çünkü bugün seçmeni bu tarafa hiç güvenmiyor. Artık uzatılan ele güvenmediği için şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kendisine uzatılan bir el var. Başka bir çözüm önerisi var. Belki Türkiye'nin realitesi de bu çözüm önerisini kabul ediyor. Belki DEM seçmeninin büyük bir çoğunluğu da bu çözüm önerisine evet diyor. Dolayısıyla bugünkü Türkiye'nin yeni demokratik sürecini belirleyecek olan viraja girdiğimiz yeni yolda DEM belirleyici olacak. Bakalım Kürt halkının da Türk halkının da kaderinde DEM'in siyasetinin 21. yüzyılda belki DEM'in de siyasetini değiştirmesi gerekir. Çok önemli. Şimdi bir haberimiz var. Biliyorsunuz Özgür Özel bir çağrı yapmıştı Erdoğan'a 29 Ekim için. Gel şunu Çankaya'da yap ve biz de katılalım. Ve böylelikle hani bir bütünleşme içerisine 29 Ekim'i sahiplenme açısından çok önemli bir karar olur bu dedi. Yapmadı. Külliye'de yaptı. Özgür Özel de katılmadı. Milletvekillerinin hiçbiri katılmadı. Özgür Özel hatta Manisa'ya gitti. Manisa'daki törenlere katıldı, 29 Ekim törenlerine. Şimdi gelen haber o ki 10 Kasım'ı Çankaya Köşkü'nde yapacaklarmış. Haber yok mu? Haberi eklendi diye yazmışım haberi. Neyse onun volünü göster işteyse ve yani bir gösterelim ilginç. Çünkü şeyler görsün izleyicilerimiz. Onun haberinin olup olmadığını da şöyle bir bakayım ben. Evet 10 Kasım'a özel Cumhurbaşkanlığı kabinesi Çankaya Köşkü'nde toplanacak. Şimdi bu bugün gelen bir bilgi, bir haber ama onun haberi de yetişmemiş. Ana haber bülteninde ayrıntılı bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi bu bir nedir sizce? Hani 29 Ekim Cumhuriyet Kutlaması'nı külliyede yapan Cumhurbaşkanlığı kabinesi 10 Kasım'ı Çankaya Köşkü'nde toplayacakmış. Pazar günü. Yine kafamız karışıyor. Bu nedir? Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Artık bize bir şey mi verilecek? Gene gündem değiştirme, yeni bir şifre, yine çözmeye çalışırken yeni bir şey mi önümüze konulacak? Bakın Zeynel Bey, vatandaş gerçekten bir süre sonra artık şu anda bunu AK Parti hükümeti de çok iyi görüyor. Sürekli bu gündem değişiklikleri çok fazla dozaj.
yüklendi vatandaşa da. Yani bu dozun artık şeyi kalmadı. Yani hakikaten sürekli her gün güne uyanırken birkaç tane gündemle, birkaç tane şey. Acaba ne demek istediler burada? Bunu ne yapmak istediler? Daha biz onu çözümlemeye çalışırken... Ne yapmak istemektedir? Evet, ne yapmak istemektedir? Bahçeli'nin söylemi. Bahçeli'yi anlamak için gerçekten ayrı bir branş okumak gerekiyor. Dil oluşturmak gerekiyor. Yani buradaki niyetin ne olduğunu açıkçası anlamış değilim yani. Peki enflasyon haberini de verelim şöyle. O haber en azından Erdoğan'ın da biliyorsunuz bu konuda uçakta açıklamaları oldu. Enflasyon hedefini tutmadığına yönelik size böyle bir görsel göstermiştim programın başında. Beklenti neydi? Neden olmadı? Şöyle iki görselimiz var, onu bir gösterelim. Hem beklenti hem de hedefin tutmadığına dair görseller. Daha sonra da hem Merkez Bankası'nın başkanının yaptığı açıklamalar hem de Erdoğan uçakta kendisine sorulması istenen sorulara verdiği cevaplar diyelim. Enflasyonda hedef tutmuyor çünkü Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2024 tahmini 38'di, sonra değiştirdi 44 oldu. 2025'in tahmini 14'tü, 21 yaptı ve 2026'nın tahmini 9'du, şimdi 12 olarak gösteriliyor. Aslında 2028 tek haneli ineceğiz diyordu, o da tutmayacak büyük bir ihtimalle. Bütün bunların hepsi değişecek. Peki Merkez Bankası enflasyon tahminlerinde o değişiklikleri, revizesini yaptı anlıyoruz Fatih Karahan. 2024 yılı sonu enflasyon tahmini 38'den %44'e çıkacak, çıkarıldığını duyurdu. Yurt dışı seyahatinden dönen, kendisine sorulmasını istediği sorulara cevap veren Erdoğan ise bu konuda bakın hangi sorulara nasıl cevap verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2024 yılının son enflasyon raporunu açıkladı. Karahan 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin %38'den %44'e çıkarıldığını duyurdu. Bu çerçevede 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi sırasıyla %44 ve %21 olarak yukarı yönlü güncelledik. Karahan, gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indirim süreçlerinin de başladığını söyledi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Bişkek ve Budapeşte ziyaretleri dönüşü uçakta yaptığı değerlendirmelerde enflasyonun iniş emaresinin kendisini gösterdiğini savundu. Faizi yeniden düşürme sinyali verdi. Enflasyonun sürekli olarak inişte olacağını savunan Erdoğan, bir ekonomist olarak öğrendim. Faizle birlikte enflasyonun da düşeceğidir dedi. Enflasyon artık sürekli olarak inişte olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu. Hatırlayın Mehmet Bey'in yine Maliye Bakanı olduğu dönemlerde faiz 4 küsur seviyesindeydi. Enflasyon da 5.6'ya kadar düşmüştü. Şimdi bunu yeniden inşallah ülkemizin gündemine getireceğiz. Öte yandan Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 2025 yılı için %14'ten %21'e, 2026 yılı içinse %9'dan %12'ye yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Karahan, Amerika Birleşik Devletleri temaslarında yatırımcılara %25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdiğine yönelik iddialara da yanıt verdi. Asgari ücrete kapalı kapılar ardında bir şey söylediğimiz doğru değil diyen Karahan, bu iddiaları net bir şekilde yalanladığını söyledi.